Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. Bizim de öyle. Bugün size yine harika iki tane tarif vereceğim. Yine bu Ramazan'daki bolluk, bereket ve paylaşma üstüne olacak bu yemekler. Azıcık malzemelerden çok ürünler çıkaracağız. Dilerseniz önce ürünlerimi tanıtmaya başlayayım, malzemelere geçeyim, yemek isimlerini söyleyeyim. Hadi programa başlayalım. İlk yemeğim tas kebabı olacak. Tas kebabının malzemelerini sayıyorum. 500 gram kuzu eti, 1 adet soğan, 2 adet sivri biber, 1 büyük ya da 2 küçük patates, 1 yemek kaşığı salça ve tereyağı, birazcık taze kekik, 1 adet sarımsak kullanacağım, tuz, karabiber ve bu yemeği pişirmek için de bir tane suyum olacak. Aşağı yukarı 1,5 litre diyebilirsiniz. Bunun yanına harika bir yeşil salata yapacağım. Burada ürünleri biraz farklı kullanıp farklı bir sunuma gideceğim. Yine az malzemelerle bu eti dengeleyecek, o bitkilerin asitlerini veren bir salata olacak. Dilerseniz ona malzemeni sayayım. Yeşil salata için 3 adet salatalık, 2 dal taze soğan, 4'er dal maydanoz, taze nane ve dereotu, 5-6 tane çeri domates ve zeytinyağı olacak. 1 adet de limonum var. Şimdi her zaman olduğu gibi eti önce sezona edeceğiz. Ocağımızı açıyoruz. Tas kebabına başlıyoruz. Ocağımı açtım. Isınsın. Tencerenizi bırakın ısınsın, ısınsın, ısınsın. İyice ısınsın ki attığımız zaman et mühürlensin. Tuzunu, karabiberini koyuyorum. Çiğken, her zaman çiğken. Sebzede de böyle, ette de böyle. Birazcık böyle harmanlayayım. Elinizi de yapabilirsiniz. Ben kaşıkla tercih ediyorum şu anda. Şöyle. Ben önceden birazcık ısıtmıştım tenceremi. İçine direkt atıyorum. Şimdi şöyle. Tereyağım var ama tereyağını ben biraz sonra kullanacağım çabuk yanacağı için. Kuzu eti tercih ettim. Biraz yağlı bir et. Eğer siz dana tercih ederseniz bir parça sıvı yağ koyabilirsiniz mühürlerken. Mühürleme ile ilgili de çok fazla söylenti vardır. Yani böyle kulaktan dolma, çok hasta aşçılar arasında öyle bilinir. Mühürlemek su kaybını engellemek için derler ama böyle değildir. Mühürlemenin tek amacı tamamen lezzet katmanı oluşturmaktır. Bu bilimsel olarak bir yabancı ülkenin okulunda, özel okul olduğu için söylemiyorum. Orada kanıtlandı. Bu şekilde gelişmeleri takip edin. Ben de takip edeceğim, size bu şekilde sunacağım. Dediğim gibi doğru bilmek, doğru ürünü doğru yerde koymak çok önemli ve bunu bilinçli de yapacağız. Hep beraber programda ben size bunları anlatmaya çalışacağım. Bu arada şimdi başlıyoruz dedik, soğanımı alıyorum. Etlerim mühürlensin. Bırakın o rengini alsın, hafif kahrengi, o böyle mühürlü, nasıl diyeyim, hafif karamelize olan rengini alsın. Soğanımı doğrayayım. Soğan tabii biraz küçük doğrarsanız iyi olur. Yani çok fazla içine görürsün istemeyiz. Birazcık küçük olacak. Şöyle. Belki biraz daha küçültebilirim ben de şu kalan parçaları. Şöyle bu iyidir bence. Çok da minilmesin. Çok küçük de böyle güzel olmuyor. Çok da büyük olmasın. Şöyle. Parça engeller beni. Şurada engeller. Şöyle doğrayalım. Şimdi soğan yemeğe ne verir? Soğan yemeğin, yani liflerinden dolayı yemeğin içindeki yağı, suyu kendine hapseder ve yemeğin bütün lezzetini oluşturur. Soğan bu yüzden çok değerli bir üründür. Hele köfte yapacaksanız soğanı bir gün önceden rendeleyin ya da iyicene parçalayın. Dolapta iyicene çürüsün ki o istediğiniz sonucu elde edin. Ben etlerime bakıyorum. Etlerim gayet güzel gidiyor hikaye. O arada patates kızartacağım. Onu da biraz altına açayım. Yanlış yere açıyordum. Tamam, doğru yere açtım. O da bir yandan ısınsın ki işim kolaylaşsın böyle. Yani etlerim hafif renk almaya başladı. Bir tarafları aldı, bir tarafları almadı.
Şöyle karıştıralım. Aşağı yukarı şu rengi alsa iyidir yani. Şu renk bizim istediğimiz ideal renk. Bu lezzet katmanı ve bütün lezzet oluşturan tabak olacak. Yemeğin içindeki lezzeti bu katacak. Şimdi kavururken dibinde yine böyle partiküller, parçalar kalıyor. Onları da soğuk suyla yemeğin içine geçireceğim ben. Buna da biz deglaze diyoruz mutfak dilinde. Tamam, ben soğanlarımı atmak istiyorum. Şöyle atabilirim bıçağım yardımıyla. Tamam. Etim suyunu salmaya başlayınca attım soğanları hemen. Çünkü soğanlar o etin suyunu çekecek, lezzetlenecek. Hatta karabiberi bir parça daha ben fazla koymak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Karabiber yemeğin içindeki lezzeti uzatır. Hafif acı tat verir ama o tat böyle uzar karabiberle. Eğer acı olmasın istiyorsanız biraz daha pahalıdır ama beyaz biber de kullanabilirsiniz. Yemeğin lezzetini uzatır sadece, acılık vermez. Tamam, buradaki hikaye güzel başladı. Patatese geçiyorum. Patates biraz geç kızarabilir. Ondan sonra bunun içine zaten devam edeceğim. Biberini, sarımsağını falan koyup bu şekilde devam edeceğiz. En sonunda salatayla bitiririz olayı. Şimdi patates böyle bakıyorsunuz. Soydum ben bunu, yamuk. Biraz da suda beklettim, nişastasını verdi. Kuruttum sonra. Şimdi bu yamuk, bunu ne yapabilirsiniz mesela? Şöyle bir düzeltebilirsiniz. Ben patatesimi tıraşladım. Niye? Çünkü daha kolay, daha rahat kesmek için. Bu tıraşladığınız parçaları da bir püre müre yaparken içine koyabilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. Şimdi nasıl kolayıma gelir? Şöyle kolayıma gelir. Şöyle. Aynen, bu uygundur. Şimdi tas kebabının esprisi ne var? Bir tencerede bir yemek pişiyor. Bir yandan böyle o suyunu sala sala salçasıyla birleşe. Bir yerde de bir kızartma yapacağız. Yani iki tane pişirme tekniğini ayrı ayrı bir tabakta buluşturacağız. Patateslerde kızartma olacak derin yağda. Çok derin yapmadım ben. Biraz sığ orta yaptım ama siz derin yağda yapabilirsiniz. Böyle biraz beni zorlayacak. Şöyle kolaylaştırmışım. Her zaman işinizi kolaylaştırın. Mutfakta ne kadar işinizi kolaylaştırırsanız o kadar rahat edersiniz. Ben daha küçük patates küpleri istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Siz de daha büyük, daha küçük ayarlayabilirsiniz. Tahmin keyfinize kalmış. Bence şu iyidir şöyle. Tamam, bunlar da hazır. Şunları şöyle alayım. Bir yağ mı bakayım? Yağ mı kontrol edeyim? Kızdı mı, kızmadı mı? Ne durumda? Kızmış. Çok güzel. Altını iyice açıyorum. Şimdi patates atıyorum. Demin eti atarken tuzladım. Niye? Tuzladım yani. İçindeki suyu çıkarsa da geri kazanacak bir şekilde bir patlama, bir şey olmayacak. Ama patatesle tuzlarsanız buraya attığım anda bütün o yağı fışkırtır. Ya o şey tamamen yağ ile su arasındaki öz kütle farkından dolayı. Onun hikayesi biraz uzun ama bunu böyle anlatabilirim. Şöyle attım. Ben şu patatesi önüme alacağım daha rahat etmek için. Eti arkaya alacağım. Onun altını açayım. Tamam. Bunu da şöyle alayım. Tavalar birazcık sapı çok fazla kızdığı için şöyle kullanıyorum. Böyle söndüreyim. Önümde olsun yani, böyle göreyim istedim nasıl gidiyor diye. Bunu da şöyle koy. Bakalım. Gayet güzel gidiyor. Çok azıcık altını kısabilirim. Birazcık yağ ben fazla kızdırmışım. Şimdi patateslerim böyle. Etim nasıl? Etime biberi ilave edeceğim de birazcık daha böyle soğanların ölmesini istiyorum. İyice o suyun içine çekmesini istiyorum. Altı zaten açık. Biraz daha ölebilir. O arada tabii ben zaman kaybetmeyeyim. Biberlerimi doğrayayım. Şeyim büyük zaten. Tahtam büyük olduğu için rahat rahat. Biberleri nasıl isteyebiliriz? Yani şöyle şeritler olabilir. Nasıl uzun pişecek? Çok fazla kaybolmasın içinde. Şimdi biberi çok fazla küçük keserseniz içindeki o etli kısım erir. Sadece dışında kabuğu kalır. Yani böyle hatta kıl gibi bile görünebilir yani. Çok kötü bir görüntü oluşur. O yüzden biberleri biraz daha böyle uzun pişecek yemeklerde kalın şey yapın. Oh, patateslerim harika oldu. Hemen bunları kenara alayım. Tam istediğim renk. Tabağın üstünde muhteşem duracak. İyice yağını süzüyorum. Ve bir peçetenin üstüne koyuyorum. Şimdi patatesi aldım.
Ne yapmıştım ben? Tuz koymamıştım buna sulanmasın diye. Ama bir daha buna tuz koymasam tadı olmayacak, lezzeti çekmeyecek. O yüzden şimdi hemen atıyorum. Şöyle atayım, şurayı bir rahatlatayım. Şöyle tuzunu attım. Geri kalan patateslerimi de yavaş yavaş atayım. Çok fazla yağ kızdırmayalım. Şöyle atsam olur. Tamam. Sevmediğim kalan küçük parçalar var. Onları da püreye koyacağım. Bununla işim bitti. Bunu arkaya alabilirim. Patatesi şu attıktan sonra bir karıştırın. Çok hafif. Yapışmasın diye. Nişastan dolayı birbirine yapışabilir. Benim birkaç tanesi öyle olmuştu. Etimiz pişmeye devam ediyor. Soğanlar bir yandan ölüyor. Ete ne atacağız? Sarımsak. Bir diş yeterlidir. Siz daha çok seviyorsanız daha çok atabilirsiniz. Sarımsak tam bir şifa deposu. Şöyle bıçağım yardımıyla eziyorum. Şimdi bir de yemekte yanlış bilinen şey vardır. Sarımsağı önce atıp yakarlar. Sarımsağı önce atmayın. Sarımsağı biberle birlikte atın. Sarımsağın pişme süresi biberle aşağı yukarı aynıdır. Şimdi ben daha da küçük yapacağım için ben daha da soğan atabilirim ama biraz böyle içinde erisin istiyorum. Çok sorun değil ama dediğim gibi hep biberle bir tutun. Şuraya çöpümü atayım. Şöyle parçalayabilir. Ezince sarımsakta ne oluyor? Kendi içindeki o hücreleri parçalandığı için aromasını direkt yemeğe veriyor. Bu sefer daha böyle sarımsaklı tat oluyor. Patateslerim güzel oluyor. Etim bir yandan pişiyor. Şimdi burada ne kaldı? Kekik. Kekik en son. Kekik, taze kekik. Acelesi yok onun. Olursun suyu da vereceğiz. Tereyağını da en son vermeden atarım. Salçam burada. Birazcık daha etimi bekliyorum. Yani şu an iyi gibi hafif sarardı soğanlarım. Etim oluyor, soğanlarım sararıyor. Soğanları sarardıktan sonra biberi atabilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapacağım. Hikaye güzel gidiyor şu anda. Şimdi etim zaten mühürlenmişti, hafif pişmeye başladı. Soğanlarım sarardı, biberleri hemen ilave ediyorum. Biberi ben biraz acı tercih ettim. Acıyı severim. Siz ona göre köy biberi de koyabilirsiniz, sivri biber de koyabilirsiniz. Olur, hepsi olur. Sarımsağı da atıyorum. İçinde erisin, iyice o aroma versin. Bu arada patateslerim pişti, hemen ilgileniyorum onlarla. Şöyle bakalım. Harika. Tam istediğim renk. Şöyle ayrı koyayım da bunlara da tuz koyacağım ya karışmasın. Siz de öyle yaparsınız. Yani bir büyük patates kullandım. Siz iki küçük de kullanabilirsiniz. İki küçük olursa belki biraz daha fazla olabilir ama bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Patates yemeğin tamamlayıcısı olacak. Şöyle çok azıcık tuz gezdiriyorum. Tamam bununla da işim bitti. Şimdi neyimiz kaldı? Salçamızı atacağız. Bir bakayım biberlere. Ben biber zaten ölür. Çok şey yapmıyorum. Salçayı atıyorum. Tereyağını atıyorum. Tereyağını niye ilk başta atmadım? Çok yüksek bir ısıya çıkardım ben tencereyi. Eğer tereyağını içine atsaydım tereyağını yakacaktı. Ama şimdi etin suyu falan girdi. İşte biberin, soğanın hepsinin suyu bir şekilde içine işlediği için ısı biraz düştü. O yüzden atabilirim. Yanmaz tereyağım şu anda. Neyim kaldı? Kekik kaldı. En son demiştim onu. En son atıyorum. Kekikleri şöyle tıraşlayacağım. Uçlarının sapları kullanabilir. Onu böyle birazcık minik doğrarsınız. Çop etmemiz lazım böyle. Gelişi güzel parçalayacağız. Minik minik minik. Bu da tamam. En son bakayım. Tamam çok güzel. Atıyorum ben kekiğimi de. Kekiğiniz görünsün istiyorsan, yani birazcık böyle belli olsun istiyorsanız en sonda atabilirsiniz. Yani tam böyle ocaktan almadan önce. Ben şimdi attım. İçine işlesin istiyorum etin iyicene. Ben şimdi buna suyunu verdim mi bununla ilgili hikayem bitiyor. Şöyle bakayım.
Ya 1,5 litre gibi ama etinizin sertliğine göre değişir. Ben kuzu but kullandım. Benim etim birazcık daha sert olacağı için uzun pişmesi gerekiyor. O yüzden 1,5 litrenin tamamına yakını kullanacağım. Altını sonra karıştıracağım. Üstünü kapatacağım. Üstünü kapattıktan sonra hafif böyle aralık bırakacağım. Siz bunu direkt düdüklü tencereye de atabilirsiniz. O zaman hiçbir kadar su derdiniz de olmaz. Üstünü ben kapatıp hafif böyle bir aralık verdim ki o ısındıkça içinden atsın. Böyle ısı çok yükselsin. Yavaş yavaş pişecek. Patateslerim hazır. Bunları kaldırıyorum. Şurayı bir sileyim. Gelelim salataya. Ne demiştik? Salatalıklarım var benim. Salatalıkların ucunu tıraşlıyorum. Şimdi normalde doğranır, edilir. Ben salatalığı size şöyle göstermek istiyorum. Kabuğunu da kullanacağım. İyice yıkamıştım bunları. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle uzun uzun şeyler oluşturuyorum. İçini çok fazla almayacağım sulanmasın diye. Yine onu cacığa falan kullanabilirsiniz. Kendiniz direkt de yiyebilirsiniz. Çok gelsin istemiyorum. Gördüğünüz gibi böyle uzun uzun şeritler çıkarıyorum. Oh, salatalığın kokusu da hiçbir şeye benzemiyor ya. Hele bu sıcak yaz günlerinde iftar sonrası bir salatalıklı bir salata yaparsınız yani. Şunda benim şurada şeyim vardı. Buraya kaldırayım. Kullanacağım malzemeleri tekrar oraya koyarım. Şuralarını tıraşladım yine. Aynı şekilde devam ediyorum. Salatalığın iç kısmını almadan dış taraflarıyla böyle salatamı oluşturuyorum. Şimdi oruç tutuyoruz. Çok fazla su kaybediyoruz oruç tutarken. Sıvı almadığımız için. Salatalığın zaten büyük kısmı su, sıvı. Onu böyle yediğiniz zaman zaten çok büyük miktarda karşılayacaksınızdır. İyi olacaktır yani. O yüzden salatalıklı bence bir salata İftarda harika gider. Bu da tamam. Yine bunu da tıraşlıyorum. Bir yandan da her zaman yemeğinize bakın. Güzel. Kaşar, bir şey olur, yanar yani her şey olabilir. Bakın. Kontrol edin. Bir gözünüz her zaman orada olsun. Mutfakta biz her zaman deriz duyuların açık olacak. O duyuları hep aç, hiç kapatma. Her yere bak. Böyle bir yanık kokar, bir şey olur, burnunuz, gözünüz, her şeyiniz yani hep dikkat etmeniz lazım. Bir parça da tamam. Salatalıklar hazır. Şimdi nereye gelelim? Taze soğanlara gelelim. Taze soğanın beyaz kısımlarını ayrı, yeşil kısımlarını ayrı doğrayacağım. Şunları inceltiyorum böyle uzun uzun klasik. Doğrar gibi. Bol taze soğan. Taze soğan korkmayın. Çok fazla ağız kokutmaz soğan gibi. Yani kuru soğan gibi. O yüzden bol bol kullanabilirsiniz. Ben çok severim. Eğer bir mide rahatsızlığınız yoksa bununla ilgili. Rahat rahat kullanın. Bol bol kullanın. Çok ucunu kullanmak istemiyorum. Sonra kullanırım. Bunları da içine atayım. Şimdi beyazlarına geldik. Beyazlar biraz daha sert olur. Onları o yüzden daha farklı darbelerle doğramak istedim. Bir de mesela bir taze soğan kullanıyorsunuz. Ucu farklı renk, kökü farklı renk. Ne yapıyor? Yemeğe kontrast katıyor. Yemeğe farklı renkler katıyor. Önce gözümüzle yemeye başlıyoruz. O yüzden yemekteki farklı renkler çok hoştur. En az bir yemekte 3 renk olması lazım. En az. Daha fazla olsa güzel olur. Tabii birbirine uygun renkler olmalı. Bu tamamen sizin seçeceğiniz bir şey. Şöyle devam ediyorum. Taze soğan yerine taze sarımsak olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Taze sarımsak bulabiliyorsanız çok güzel olur. Ben çok severim. Nanenin sadece yapraklarını çıkarıyorum. Bunları da böyle chop edeceğim. Yani minik içinde böyle şeyler olacak. Parçacıklar gibi olacak. Sapını çok fazla kullanmak istemiyorum nanenin. Çünkü sert oluyor. Dereotlarını kullanabilirim ama maydanozun da birazcık, evet birazcık sert benim saplarım. Onları kullanmayacağım.
Bunu da böyle bir et suyu yaparken, tavuk suyu yaparken en son yani tam böyle etinizin kemiğinizi kaynattınız. Ocaktan alacaksınız. Bir yarım saat kala içine maydanoz sapları böyle birkaç parça atabilirsiniz. Çok güzel aroma verir. Şöyle aldım. Bunları gelişi güzel böyle doğruyorum. Gelişi güzel doğruyorum. Şimdi chop ediyorum. Uf, salatalık ve nanenin kokusu çok güzel şu an bastırdı bütün mutfağı. Çok güzel kokuyor. Biraz daha küçültüp içine ilave edeceğim. Bu güzel gidiyor. Biraz etimize bakalım mı? Şöyle bir eti göstereyim size. Nasıl gidiyor? Oo, güzel güzel pişiyor. Muhteşem oluyor. Üstünü kapatayım. Pişmeye devam etsin. Tamam, bunları da alabilirim. Şöyle alayım. Şimdi limon içine sıkacağım ama limonu şimdi sıkarsam etim pişene kadar salatam cıvık olur böyle bütün dokusu falan bozulur. Limonu şu an sadece ben kabuğunu kullanmak istiyorum. Şöyle sarısı sadece sarısı hiç beyazına girmeden hafif hafif. Çok hafif girdim, sarısını bile alamıyordum neredeyse. Tamam, şu iyidir. Hafif böyle bir limon o ferahlığı gelsin diye. Çeri domateslerim var. Domatesleri de şöyle. Bence iyi, çok küçük olmasın. Domates kendini belli etsin. Zaten yeşil bir salata. Şimdi bir parça renk dokunuş lazım. Ben onu ufak kiraz domatesden yana kullandım. Harika. Bir tane kaşığımı alayım ben şurada. Şöyle bir karıştırayım. İyicene bütün parçalar böyle homojen gibi gözüksün. Tam homojen olmaz ama homojen gibi olsun. Şimdi benim salatam oldu. Salatayı yaptık hep beraber. Umarım siz de birlikte yapıyorsunuzdur benimle. Birazcık zeytinyağı, biraz tuz. Direkt sunuma geçeceğim. Ondan sonra etimi de yapacağım. Et de bir 15 dakikaya pişmiştir. Yani 15 dakikaya olur. Üstüne patatesleri koyacağım. Onu da tabaklayacağım. Dilerseniz şöyle bir ortalığı toplayayım. Biz direkt sizinle sunumda görüşelim. Evet, sunumlarım hazır. İkisi de tam önümde. Buyurun burada. Şöyle bir tas kebabı. Altına etini o pişirdiğimiz soğanlar falan harika yayıldı. Üstüne de böyle çıtır çıtır patatesler. Onun üstüne de taze kekik attırıverdim. Buraya da böyle yeşillikler. İşte o soğan, taze soğan, maydanoz, dereotu. Böyle salatalık harika kokular. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım notlarınızı almışsınızdır. Yarın tekrar burada Ramazan lezzetlerinde Çekmeköy Web TV'de görüşmek üzere.